Evet unutmayın Libya karıştığında ilk orada bulunan kimdi? Fransa'ydı. Suriye karıştığında hemen oraya adım atacak olan Fransa'ydı. Beyrut'ta yine Fransa'yı görüyoruz. Hala bunlar o birinci Cihan Harbi öncesi sonrası bu bölgelere bakış açılarının ne olduğunu, bu bölgelere nasıl bir zihniyetle yaklaştıklarını ortaya koyuyorlar. Bunlar inşallah İslam dünyasının uyanışı olacaktır. Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bir kaç gün önce bölgemizde yeniden karışıklıklara yol açabilecek bir hadise yaşandı. Malumunuz, Beyrut'ta korkunç bir patlama meydana geldi. 2.750 tonluk amonyum nitrat deposu patlatıldı. Hiroşima ya benzetilen bir patlama diye ifade edildi. Şu anki durumlara göre 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. 5000 kişi yaralandı. 5 milyar dolarlık bir zararın meydana geldiği ifade ediliyor. Beyrut, Lübnan'ın can damarı, ticaret merkezi. Elbette ülkeyi ciddi manada sarsacak bir hadise bu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunu bir saldırı diyerek niteledi. Dolayısıyla hadise kendi içinde gelişen bir olay olmaktan öte bir duruma geldiğini de görmekteyiz. Arkasında kimler var? Evet İsrail mi var? Evet İran mı var? Evet Fransa mı var? Yani birileri bu noktada olduğu kesin gibi. Şimdi buradan ne bekleniyor? Buradan kimler nemalanmak istiyor, bu hadiseye kimler seviniyor, bunun üzerinde şöyle kısa bir yorumlama yapalım ve bu arada kısa tarihine de değinelim. Ama ben özellikle şunun milletimiz tarafından çok iyi bilinmesini istiyorum. Malumunuz daha birkaç ay önce Türkiye, Libya'da aktif bir siyaset uyguladı ve uyguluyor. Günlerce ve aylarca televizyonlarımızda, sosyal medyada ne tartışıldı. Libya'da ne işimiz var? İnanın sadece bunun üzerinde ciddi düşünmeler lazım. Düşünmek lazım, değerlendirmek lazım. Sosyal medyada ve hadi sosyal medyada birileri bunu parlatabilir. Ama televizyonlarımızda, bütün kanallarda bir takım insanlar ne işimiz var bizim tezini gece gündüz kullandılar, değerlendirdiler. Türk hükümetinin elini zayıflatabilmek için her yolu denediler. Peki bunlar bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Beyrut'ta, Lübnan'da ne işi var diye tartışıyor mu? Acaba Fransa'da bu aylarca gündem oluyor mu? Bunu Türkiye için yapanlar, Türkiye devletinin, Türkiye hükümetinin elini zayıflatmak, gücünü zayıflatmak, bölgede etkinliğini yok etmek için çırpınanlar, Fransızların mı yanında İsrail'in mi yanında İngiliz'in Amerika'nın mı yanında kimin yanında bunları yattıklarında oturduklarında bir kez daha düşünsünler. Onların düşüneceğini zannetmiyorum. Milletimiz bunu her zaman değerlendirsin, dikkate alsın. Evet Beyrut İslam dünyasının en önemli noktalarından birisi. Şimdi burasının Müslümanlarla ve Türklerle ilgisi ne dediğimizde Hazreti Ömer döneminde İslamiyetle tanıştı ve İslam dairesi içerisine girdi. Daha sonra aradan yüzyıllar geçince buraya Haçlılar hakim oldu. Selahaddin Eyyubi tekrar İslam dünyasına kazandırdı. Bir müddet yine Haçlıların eline geçti. Bu defada da aldı. Ardından Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır üzerine seferiyle birlikte Kudüs'le birlikte Beyrut'ta, Lübnan'da Osmanlı idaresi altına geçmiş oldu. Osmanlılar burayı ki burası çok karışık bir bölgedir. Dürziler, Maruniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Hristiyanların ve Müslümanların bütün mezhepleri yani çok karışık bir bölge. Osmanlılar burayı güçlü beylerle yani kendi bölgesindeki güçlü emirliklerle idare etmeye çalıştı. Yani Osmanlı'nın belki de en karışık olduğu noktalardan biriydi diyebilirim. Neden? Çünkü idarede olanlar bir müddet sonra gücünü kaybedebiliyor. Ondan huzursuz olanlar, idarelerinde rahatsız olanlar çoğalabiliyor. Bu çoğalma zaman içerisinde neyi meydana getiriyor? İç çatışmaları meydana getiriyor. Dolayısıyla Osmanlı dönemine baktığımızda işte o Marunilerin, Dürzilerin, Manoğullarının, ve bir takım başka başka emirliklerin hep birbirleriyle mücadelesine şahit olabiliriz. Görebiliriz ama Osmanlı buna rağmen bunların arasındaki çatışmaları gidermek suretiyle bunları bir araya getirebilmek, bir arada tutabilmek suretiyle zaman zaman ciddi müdahalelerle, zaman zaman düzenin dışına çıkmış olanları tedip etmek, cezalandırmak suretiyle idaresini uzun bir dönem 3 asır, üç buçuk asır rahatlıkla devam ettirdi. Ne zaman ki bilhassa Mısır'a hakim olan Kavalalı ailesi Lübnan'a, Suriye'de hakim olduğu esnada burada yabancı okullarına, misyoner okullarına çok fazla müsaade vermesiyle birlikte bunlar ne yaptılar? Orada Arap milliyetçiliğini körüklemeye başladılar. Dikkat edin. Irkçılığın gerisinde mutlaka batılılar vardır. İngilizler vardır, Amerikalılar vardır, Fransızlar vardır, Ruslar vardır. Batılılar vardır. Batılılar ırkçılıkla herkesin dini değerlerini yok ederek, din kardeşliğini yok ederek ırkçılığı öne çıkarmak suretiyle orada karışıklıkları on kat artırırlar. Nitekim Osmanlı dönemiyle Batılıların müdahil olduğu döneme dikkat edersek içerideki karışıklıklar tam 10 kat artmıştır. Bunda kim vardır? Amerikalı, Fransız, misyoner okulları en baştadır. Bu işin başındadır. Hatta bir üçlü idare diye idareler ortaya korlar. Cumhurbaşkanı kimden olacak? Hristiyanlardan olacak. Meclis başkanı Şiilerden olacak. Başbakan Sünni Müslümanlardan olacak ve böylece üçe ondan sonra da iç karışıklıklarla yani fitneyi daha idare eder, başlatırlar ve devam ettirirler. Bu inanın birinci Cihan Harbi, ikinci Cihan Harbi hep devam etti. Peki bizim Lübnan'la, Beyrut'la alakamız 400 yıllık bir dönemi kapsıyor. 1918'de 1918'de Fransız mandası altına girdi. 1940'a varmadan da Fransız mandası bitti. Bakın, Beyrut'ta Lübnan'da Macron ne arıyor? Şimdi soralım biz. Kaç yıllık orada bir manda idaresi var? Manda idaresi bu da kendinin değil. Bir manda idaresi kurulmuş fakat her şeyine karşıyor. Hükümetleri feshediyor. istediği İstediği zaman fesh etme yetkisine sahip. Her şeyini. Öylesine haklar almış ki bu manda idaresi. Kan gövdeyi götürüyor yıllarca orada bunların idaresi yüzünden. 30 senelik bir manda idaresinin hakimi hemen oraya koşuyor. Şimdi 400 yıllık Türk idaresinde bulunmuş Türk soydaşları, dindaşları olan bir yerde şayet Cumhurbaşkanımız onun gibi aktif bir şekilde oraya gitmiş olsaydı Türkiye ne derdi? Türkiye ne konuşurdu? Bizdeki maalesef batının uşağı olmuş, mankurt olmuş insanlar neler söylerlerdi? Yani Macron'un yerine bizim Cumhurbaşkanımızı koyun. Neler tartışılacağını inanın düşünmek bile istemiyorum. Peki ötekini konuşan var mı? Senin orada ne işin var diyen oldu mu? Şimdi Acaba Macron mu bu işlerin gerisinde yoksa? Çünkü Macron neden orada? Bunu da görelim. Macron niçin gitti? Macron orada ne söyledi? Macron ne kadar süre verdi? Şimdi bunları bilmek lazım ve bunları gözden kaçırmamak lazım sevgili dostlar. Dikkat edin. Macron'un söylediği ilk söz. Sen 1940 yılına varmadan manda idaren bitmiş. Orayla hiçbir ilgin ve alakan neredeyse kalmamış. Ama hala arka bahçesini gösterir bir şekilde Macron'da yeni bir siyasi yapı inşa edeceğiz. Buyurun. İşte sömürgeci zihniyetinin devam ettiğini göstermiyor mu bu? Dünyaya ben hala sömürgeci zihniyetiyle buralara bakıyorum. Buralar benim sömürgem demek istemiyor mu? ne değişecekmiş? Siyasi yapı değişecekmiş. Yeni bir siyasi yapı inşa edeceklermiş. O zaman sen misin bu işin gerisinde demezler mi? Kim saldırdı? Kim saldırttı? Veya Fransa'yı bu işe birileri mi yönlendiriyor Macron'u? Birileri mi yönlendiriyor? Başka niyetleri mi var? İsrail hedef mi saptıttırıyor? Bunların her birisini ileriki günlerde elbette göreceğiz. Fakat Türkiye bir yerde ne işi var? Bunu da Macron'un ertesi günü. Ertesi günü Beyrut'a giden bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanı Fuat Oktay Bey ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu çok iyi gösterdiler. Ne dediler? Önce yardım kuruluşlarını oraya sevk ettiler. Ardından her türlü sıkıntınızda şu zor gününüzde bu acı gününüzde Yanınızdayız mesajını verdiler. Ardından bizim Türk kardeşlerimize her zaman Türk vatandaşlığı sizin için hazır dediler. Yani zor gününde, dar gününde onların bunlu, üzüntülü zamanlarında yanınızdayız mesajını verdiler. Yaralarınızı sarmaya geldik dediler ve bütün Beyrut halkı tarafından ayakta alkışlandılar. İşte Türkiye bir yerde ta o genlerinden gelen asırlık ananesiyle asırlık dindaşlarının zor zamanlarında yanında bulunuş gayesini ortaya koymak suretiyle yara sarmak için orada bulunduğunu ifade ederken batılı o sömürge zihniyetini tam manasıyla yansıtmıştır. Yeni bir siyasi irade inşa edeceğiz. Giderken de 1 Eylül'de sıçrama bekliyorum. Yeniden geleceğim. Hazır olun. Tehdit dilini kullanmak suretiyle geri gitmiştir. Evet unutmayın. Libya karıştığında ilk orada bulunan kimdi? Fransa'ydı. Suriye karıştığında hemen oraya adım atacak olan Fransa'ydı. Beyrut'ta yine Fransa'yı görüyoruz. Hala bunlar o 1. Cihan Harbi öncesi sonrası bu bölgelere bakış açılarının ne olduğunu, bu bölgelere nasıl bir zihniyetle yaklaştıklarını ortaya koyuyorlar. Bunlar inşallah İslam dünyasının uyanışı olacaktır. Bunlar inşallah memleketimizin, milletimizin, aydınlarının, idarecilerinin, bütün siyasi parti yöneticilerinin daha çok uyanmasına vesile olacaktır. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde yol almasına yol açacaktır diyorum. Bu dış politikaları dikkatli izleyelim diyorum sevgili dostlar. Cenab-ı Hak inşallah Beyrut'taki dindaşlarımızın, ırktaşlarımızın ve orada sıkıntı gören bütün insanlığın, bütün insanların yaralarını bir an önce sarılmasını diliyorum. Ve inşallah Batılılara, Cenab-ı Hak yanlış düşünenlere, bu sömürgeci niyetine Fırsat vermesin diyorum muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.